Merhabalar efendim. Önce kocaman 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 bir teşekkürle başlamak istiyorum. Bizleri evinizde ağırladığınız için. Ekran yüzü olarak beni görüyorsunuz ama yayında ve yapımda emeği geçen çok değerli arkadaşlarım. Onur Çelik yönetmenim nezdinde hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü sizlere ediyoruz. Çünkü geri dönüşlerden anlıyorum ki çok sayıda evde ağırlanıyoruz. Sağ ve var olunuz. Evet, yine kameraları unutacağız. Yine zamanda bir yolculuk yapacağız. Yine bir yaşamın kıyısında keyifli bir sohbet bizi bekliyor. Sahici sohbetler bu hafta Cumhurbaşkanı Sözcüsü sevgili Berna Çelik Doğru Yolu ağırlıyor. Hoş geldiniz. Hoş buldum Dilek Hanım. Sefa getirdiniz. Teşekkür ederim. Şimdi ben kartları bırakıyorum çünkü hiçbir soru hazırlığım yok. Doğal akışında gideceğiz. Hiç ismini duymadığımız Berna Çelik Doğru Yol birden Cumhurbaşkanı Sözcüsü olarak gündemimize geldi. Bir baktık ki aydınlık, liyakat anlamında tam yerine yakışan, üstüne üstlük de çok da güzel bir kadın figürü çıktı karşımıza. Biz işte o genç kadının hayatına yolculuk yapıyoruz şu anda. Hazır mıyız? Hazırım Dilek Hanım. Tak gittik, ışınlandık geçmişe. İlk hatırladığımız çocukluk anısıyla başlayalım. İlk. Annem, babam ve kardeşim aklıma gelir. Nasıl bir ortam var? Hangi anı geldi? Huzurlu ve mutlu bir çocukluk oldu Dilek Hanım. Hı hı. 1992 yılında İngiltere üzerinden San Diego'ya seyahatimiz aklıma gelir. O geldi. Evet. Evet. Orada 3 ay çok keyifli vakit geçirdik biz, kardeşim, ben, annem. Babam da San Diego State Üniversitesi'nde araştırma yapmaktaydı. Hı. Çok keyifli bir 3 aydı. 92'de kaç yaşında oluyoruz? 7 yaşında. Ha, 7 yaşı hatırladık. Evet. Çok güzel. Baba akademisyen. Evet. Biraz babayı tanıyalım. Babam 1952 Kalavaçköy doğumlusu. Bir mücahit. Hmm. 19 yaşında ODTÜ'ye inşaat mühendisliği bölümüne okuldaşım girdi. Evet. Kendisi ODTÜ mezunudur. Hmm. Daha sonra İngiltere'de master ve doktora eğitimini tamamladı. Akademisyen, çok çalışkan, dürüst bir insan. Ne güzel. Annemiz nasıl bir figür? Annem 1955 yılı Limasol doğumlu. 7 çocuklu bir ailenin. 7 çocuk. Evet. Oo. 3. kızı. Kendisi Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunudur. İngilizce öğretmenliği yaptı. Şu anda emeklidir. Ay, çok güzel. Yani eğitimle yoğrulmuş, okumaya aşık bir ana babanın çocuğu olarak hayata gözler açılmış. Evet. İlk anı da akademisyen babanın yaptırdığı bir yolculuk. Mesela 7 yaşında Kıbrıs'tan giden bir kız çocuğu. Ne iz bıraktı orada? 3 ayı konuşuyoruz çünkü. İlk ayrılıştı sanırım yaşadığım yerden. Hmm. Dilek Hanım, içimde bir heyecan vardı, kıpır kıpır. Hmm. Çok uzak bir yere gidiyordum Kıbrıs'tan ayrılıp. Uzun bir uçak yolculuğumuz oldu İngiltere üzerinden. Bilmediğim farklı bir kültürle, farklı bir ülkeyle tanıştım. Kendimi yavaş yavaş tanıdığım, keşfettiğim bir dönem, 7 yaş. Artık birçok şeyin farkındasınız. Tabii. Güzel bir deneyim oldu bizim için. Korku oldu mu uçak uzun? Korkudan ziyade merak vardı. Merak, tabii çocukların en keyifli şeyi odur. Sonra 7 yaş döndünüz adaya. Adada hayat nasıl devam ediyor? İlkokul eğitimimi Polatpaşa İlkokulu'nda tamamladım. Çok fazla ilkokula gitmeyi sevmezdim. Çocukluğuma dair hatırladığım var. Beni anneannem büyüttü. Ha. 6 torun baktı. 6 torunu aynı anda mı? Evet, aynı anda. Çok keyifliydi. Hayatta mı anneanneniz? Hayatta. Aman. Halen hayatta. Çok değerli bir insandır. Mutlaka adını rica edebilir miyim? İlter. İlter. İlter Hanım efendi, yüreğinize sağlık. Aynı anda 6 torun bakmak. Ne mutlu size. Bizi izlediğinize eminim. Size buradan saygılar gönderiyoruz. Anneanneyi konuşalım. Tipik bir Kıbrıs Türk ailesi diyebilirim. Evet. Orada oyunlar oynayarak büyüdük. Çok keyifliydi, huzurluydu. Sabah kahvaltılarımız hep aklımdadır. Kahvaltıda hep Kıbrıs çayı olurdu. Karanfil, tarçın. Tarçın. Onun kokusu halen burnumdadır. Hı. O kadar keyifliydi ki benim için oradan ayrılıp ilkokula gitmek biraz zor bir adaptasyon dönemi olmuştu. Peki o 6 torunun yaş aralıkları nasıl? Benim kendi yaş grubumda bir yeğenim daha var.
İki yaş küçük, erkek kardeşime bir yeğenim daha, bir yaş küçük. Ve bir de benden 6 yaş küçük bir yeğenim daha vardı. Nasıl şey vardır ya böyle çocuk, boy boy. Çocukluğumuzda okuduğumuz masal kareleri. Oradan böyle bir şey geldi, bir anneanne ve etrafı torun dolu. Evet. Ama ne kadar büyük yorgunluk, ne büyük emek, ne büyük fedakarlık. O fedakarlığı bugün anlayıp takdir edebiliyorum Dilek Hanım. Evet, o an. Çocukken onlar yaşanırken çok fazla farkına tabii varmazsınız. Yıllar geçtikten sonra, ben de anne olduktan sonra tabii daha iyi anlıyorum ve takdir ediyorum. Peki rol modelde anneanneden neler aldınız? Anneannem çok pozitif, güçlü, dayanıklı bir kadın hayatta. Olayları büyütmez, şikayet etmez, dedikoduyu sevmez. Güzel özellikler. İnsanları hep olduğu gibi kabul eder. Eleştirmez, kınamaz. Ne güzel bir örnek. Bunları aldınız, kabul ettiniz. Evet. Peki o evdeki 6 çocuk da aynı mı? Birbirimize benzeriz. İşte çok önemli. Çok büyük farklılıklar olmasa da birbirimize benzeriz. Doğan Cüceloğlu'nun şahane bir sözü var. Çocukluğu insanın ana vatanıdır. Gerçekten de ilk 7 yaşta aslında kişiliğimizin temel unsurlarını sevgi alarak büyüyenler çok şanslılar. Sevgisiz büyüyenlerin de pek çoğu onu zaman içinde başka sevgilerle doldurup değişip dönüşüyorlar. Ama çocuklukta sevgi alan yetişkinlerin hayata bakışı bambaşka oluyor. Çok doğru. Sevgili dolu bir kadın görüyorum şu anda karşımda. Anneanne çok keyifli ve ilkokula gitmek istemiyoruz. Gidince evet, ne oluyor? Güzel arkadaşlıklarım oldu tabii ondan sonra. Birkaç yıl biraz her ne kadar gitmeyi istemesem de ilkokul 3'ten sonra güzel arkadaşlıklar edindim. Sevdim, öğretmenlerimi sevdim. Hafif ağlama var mı okula giderken? Olmadı daha sonra. Hani ağlamadan ziyade istememe vardı. Annemi arardım beni okuldan gelip alması için. O hayır derdi, okulda kalman lazım. Ben de anneannemi arardım. O gelir beni alırdı. Kendime göre bir çözüm buldum. Çok güzel, çok güzel. Anneanneyle hayat ne kadar devam etti? Anneannem halen hayatta. Hayır, ama beraberlik bu. İlkokulu bitirene kadar, okul sonrasında da kendiyle çok fazla vakit geçirdik. Daha sonra ben ortaokulu özel bir okulda okudum. Hı. Tam gün eğitimdi. Hı. İster istemez yavaş yavaş daha az görüşmeye başladık. Fakat ben daha sonra üniversite eğitimine İngiltere'ye giderken birkaç ay daha erken gittim. Yaz tatilinde İngiltere'de geçirmek için. Dayım İngiltere'de yaşar, Manchester'de. Anneannem de onu ziyaretteydi. Keyifli birkaç ay geçirdik tekrardan. Harika, harika. Daha çok hızlı yürüdük. Kaç kardeşsiniz? 2 kardeşiz. 2 kız? 1 erkek kardeşim var. Benden 2 yaş küçük. 2 yaş küçük. Onunla ilişkiler nasıl? Çocukluktan bir anı çağırın. Hep çok güzel miydi? Hep güzeldi Dilek Hanım. Kıskançlık, çatışma, hiçbir şey yok mu? Aslında bilmiyorum neden ama ben kendimi ona hep anne olarak hissettim. Korudum, kolladım. Halen daha da hayatına karıştığımdan dolayı ara ara bana kızsa da. Evli mi? İlişkilerimiz çok güzeldir. Evet, evlidir. Hala hayata karışılıyor. Tam olarak değil aslında da böyle iyi niyetli diyelim. Korumacı. Korumak için. Evet. Korumacı. Peki hakikaten bir kardeşinizle ilginç bir anı çağırın bana. Akla Dilek Hanım, ben bunu olsun hayal meyal hatırlarım. Sanırım ben 3,5-4 yaşlarındayım. Tolga da 1,5-2 yaşlarında yeni yürür. Lahbara'dayız o dönem. Babamın doktora yaptığı dönem İngiltere'deyiz. Tolga böyle daha fırlama bir çocuktu, daha hareketli. Parkta kaçar kaçar güneşlenen insanlara gider, eğilir, seslenir, konuşur. Annem de arkadan, Tolga gitme seni çalacaklar der. Ben buna çok korkmuşum Dilek Hanım. Koşup yakalamışım, yere yatırmışım, üstüne çıkmışım. Böyle kendimden geçmişim, bağırmışım. Sahiplenmeye o günden bugüne de çok fazla bir şey değişmedi sanırım. Ay ne güzel, daim olsun. Sağlıkla daim olsun. Amin. Ne güzel bir sahiplenme. Anne baba nasıl rol model size? Annem çok fedakar bir kadın. Sevgi dolu. Bütün hayatı bizim etrafımızda döner. Korur, kollar, yol gösterir. Çok anlayışlı bir insan. Bana bir dost. Ne hayatımda, güzel, hayat yolculuğunda. Baba? Babam çok çalışkan, çok güçlü bir insan. Çok anlayışlı bir baba. Her zaman yanımda oldu, kararlarımı destekledi, hatalarıma kızmadı, yol gösterdi. Ne güzel. Kendimi şanslı hissederim. Ne güzel.
Yani hataya kızılmadan ama rol model olarak. Zaten öyle anne babayı kırmamak, üzmemek için de insan daha dikkatli oluyor. Evet. Uyarıya da gerek kalmıyor. Çünkü onların sevgisi o kadar kıymetli ki onları kaybetmeyeceğinizi biliyorsunuz ama evet, incitmemek adına daha da dikkatli olunuyor. Özel okulda yıllar nasıl geçti? Güzel, keyifliydi Dilek Hanım. Ben girdiğim ortamlarda mutlu olmayabilirim. Hı-hı. Çok fazla problemleri büyüten bir insan olmadım hiç hayatımda. Güzel anılarım var, güzel arkadaşlıklarım oldu. Hiçbir zaman sınıf birincisi değildim ama hep iyi bir öğrenciydim. Hı-hı. Gerektiği kadar yaptım her şeyi. Hırslı değil ama çalışkan. Evet. Güzel bir örnek. Peki, özel okul bittikten sonra hayat nereye sürükledi sizi? Dilek Hanım, yine ben lise 2 eğitimimi Amerika'da aldım. Babam Chicago Üniversitesi'ne doğru, araştırma yapmak için gidecekti. Ailece karar verdik. Bir yılımızı orada geçirmek istedik. Kardeşim orta 3'ü, ben lise 2'yi orada okudum. Hmm. Oak Park and River Forest High School. Ernest Hemingway'in de okulu. Çok keyifli bir deneyimdi benim için. Bana çok şey kattı. Biraz konuşalım, neler kattı? Farklı insanlarla tanıştım. Farklı hayatları tanıdım ve bildim. Kıbrıs'a daha çok kavanozun içerisinde büyürüz. Hı hı. Belli başlı kurallar vardır. Toplum küçük toplum olduğu, hı hı, için kurallarını size güzel öğretir. Hı hı. Fakat yurt dışına çıktığınızda insanların farklı özelliklerini, farklı problemlerini tanırsınız, öğrenirsiniz. Ekim ayındaydı. Okulda snowball kampı düzenlenirmiş, hı, geleneksel her yıl. Ve Michigan Gölü'nün kenarına kamp yapmaya gidilir okul öğrencileri. Hı. Bu snowball kampının olacağını ben hiç bahsetmedim aileme, anneme, babama. Hı. Bilmediğimiz bir yer. Lisana daha çok hakim değilim. Onları da tedirgin etmek kavanozdan istemedim. Kavanozdan yeni çıkmışım. Evet. Fakat ben sonradan öğrenirim. English as a second language öğretmenimiz vardı. Yani, hı, ikinci lisanı, hı, İngilizce olan yabancı öğrencilerden sorumlu bir öğretmen vardı. Lisanı bize öğreten. O güzel ilişki kurmuş annemle babamla. Ve telefon eder. Hı-hı. Söyler, böyle bir kamp var. Berna ve Tolga'yı göndermenizi tavsiye ederim. Çünkü onların gelişimine önemli katkıları olacak. Hı-hı. Her şeyden önce anne babadan uzak bir, hı-hı, deneyim yaşayacaklar. Ve kabul eder annemle babam. Bir gün okul çıkışı geldiğimde evimize, evet gidiyorsunuz der babam. Katılmanız gerekir. Esas heyecan bu. Bizim kanatlarımızın altından çıkmayı, kendi kendinize, hmm, kalabilmeyi öğrenmeniz gerekir. Ve bu snowball kampına yastığımızı, yorganımızı alarak turuncu bir otobüse, bu Amerikan filmlerinde gördüğümüz aman gibi bindik. Güzel. Okul arkadaşlarımızla ve sorumlu birkaç öğretmenimizle kamp yerine gittik. Orada çadırlarımızı kurduk, hazırlığımızı yaptık. Ne heyecan, ne büyük değişim. Çok güzel bir heyecandı Dilek Hanım ama oradaki konsept beni çok etkiledi. Oraya gittiğimde fark ettim ki insanlar samimiyetle hayatta yaşadıkları sıkıntıları paylaşmaya gelmişler. Ama 15-16 yaş grubundaki çocukların grup terapisi gibi bir şey. Evet. Problemleri, ailevi problemleri, özel problemleri, hmm, uğradıkları şiddet deneyimleri, ikilemleri. İlk workshopumuzda hiç unutmam, mendil dağıttılar. Neden diye düşündüm. Anladım. Bu mendile ne, hı, gerek var? İnsanlar duygulanır, ağlar, içini döker, hı, diye. Bu geleneksel bir kapmış. Ben sonrasında öğrendim tabii. Çok farklı şeyler öğrendim orada. Bu çok etkileyici. Keşke buralarda da hep bu çocuklara küçüklükten itibaren yapılsa. Mendili kullandınız mı o ilk workshop? Hepimiz kullandık Dilek Hanım. Hepimiz kullandık. Peki sıra size geldi mi? Hep dinleyici mi oldunuz? Sıra bana da geldi ama benim güzel, şanslı bir çocukluğum oldu. Ya, o zaman da şükrü öğreniyor insan. Kesinlikle. Yani anlatabileceğim, paylaşabileceğim, beni üzen hatıralarım yoktu. Mutluluklarım, hı-hı, vardı. O yüzden ben kısa kesmeyi tercih ettim. O anda başka hayatları görüp şükür dediğim de bu. Biz işte kavanoz içinde yaşıyor dediğinizde küçük dünyalarda bir tek kendimizi dertli zannediyoruz. Oysa ki bu tarz ortamlara girildiğinde
Sendeki derdi dert sanma, o derdi nimet sananlar var. Çok doğru. Mevlana'nın en sevdiğim sözlerin hepsi tabii haddime değil, en sevdiğim demek. Çünkü bir küçük dertler büyütülüyor, uçucu kaçıcı hayat bir anda kabusa döndürülüyor. Sadece kendileri için değil, çevreleri evet. için de. İşte bu anlattığınız çok çarpıcı bir örnek. Küçücük iki çocuk, lise iki de çocuk, başka hayatları gördü ve şükrü öğrendi. Evet. Çok kıymetli bir anıydı. Amerika bir yıl. Evet. Sonra? Lise 3'ü tekrar Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Koleji'nde okudum, mezun oldum ve İngiltere'ye hukuk eğitimi almaya gittim. Bir tek şey soracağım. Amerika dönüşü, bu farkındalıkları arkadaşlarınıza yansıttığınız anlar oldu mu? En yakın arkadaşım bana daha olgun bir kişi olarak döndüğümü söyler. Hı hı. Anladım. Peki, okul bitti. Okul bitti. İngiltere'ye hukuk eğitimi almaya gittim. Cardiff Üniversitesi. Buradaki kararı kim aldı? Ben aldım. Niye? Aslında Dilek Hanım, Amerika'da eğitim gördüğüm dönemde TOEFL, SAT sınavlarına girdim ve Chicago Üniversitesi'nde genetik okurum idi planım. Fakat geri döndükten sonra vazgeçtim. Ben ta çocukluğumdan bu Kıbrıs konusuna hep bir merakım olmuştur. Kendimce ilk sorgulamışımdır, yaşanmış deneyimleri öğrenmişimdir. Sonra okuyup araştırmaya başlamışımdır. Belki bir faydam dokunur. Ne güzel. Diye düşündüm. Ve İngiltere'de hukuk okumaya karar verdim. Aslında önce hukuk okumaya karar verdim. Bu fikrimi babamla paylaştım. O da bana eğer hukuk okumakta kararlıysan en iyi hukuk eğitimini İngiltere'de alırsın. Ben seni oraya yollamaya hazırım. Diye bana bir destek verdi. Müracaatlarımı yaptım, kabulümü aldım ve gittim. Orada nasıl geçti yıllar? Bir anneanneyle bir zaman geçirildi herhalde. Birkaç ay beraber geçirdik. İlk iki yılımda yakın bir arkadaşım vardı. O da işletme okumaya gelmişti aynı üniversiteye. Çok keyifliydi Dilek Hanım. Çok çalıştım. Disiplinli bir şekilde. Hayatımda hiç çalışmadığım kadar çalıştım. ama çok da güzel gezip eğlendim. Yeni arkadaşlar edindim. Üçüncü yılımda hem şimdi eşim Kaan hem de erkek kardeşim Cardiff Üniversitesi'ne gelir. Wow, bir dakika. Ben onları çektim oraya. Siz çektim. Şimdiki eşinizi tanıyor muydunuz? Tanımazdım. Yaz tatilinde tanıştık. Bir dakika, orayı bana tam anlatın. En sevdiğim şeyler tamam. Başladı şimdi. Yazın buraya gelindi, tanışıldı. Evet. Aşk başladı mı? Biz plajda tanıştık, evet. Hadi onu dinleyeyim. İlk görüş, giriş, gelişme, sonuç. Yeğenlerimle birlikte Mausa'da Silver Beach'e gittik. Her gün gittiğimiz bir denizdi. İngiltere'de eğitim görürken yaz tatillerinde en keyif aldığımız şey işte yeğenler böyle toplanıp arkadaşlar denize gitmekti. Eşimle orada tanıştım. Beni uzaktan görmüş, merak etmiş bu kız kim diye. Daha sonra ben bara yaklaştığımda yanıma geldi. Seninle tanışmadık dedi. İsminiz. Tanıştık, konuştuk. Bir yerden tanıdık falan. Kız kardeşini tanırdım aynı ilkokuldanız. Oradan sohbet açıldı. Bu şekilde tanışmış olduk. Evet, bu kadar mı? Aslında benim arkadaşlık kurmayı planlamadığım bir dönemdi. Peki. Eğitimim çok ağırdı. Peki. Dolayısıyla ona odaklanmak isterdim. Eşim o dönem Ankara'da çalışırdı. Bir bilgisayar firmasında. Biz onunla tanıştık. Bir ay kadar plajda birbirimize seslendik. Çok etkilenmiş benden. Evet. Benimle arkadaşlık etmek istediğini söyledi. Etki herhalde tek taraflı değildi. Ben de çok etkilendim Dilek Hanım. Kendime sordum. Doğru hissettim. Evet dedim. İyi ki evet demişim. İyi ki, peki. Şimdi iyi ki'leri sonra konuşacağız. Bir dakika. Ankara'daki çalışan... İşini bıraktı. İşini bıraktı. İngiltere'de master'e müracaat etti. Cardiff Üniversitesi'ne müracaat etti. Ama benimle uçağa binip Cardiff'e gelirken henüz okul kabulü yoktu. Aman aşka bak. Evet, ve biz uçak yolculuğuna erkek kardeşim ve Kaan'la birlikte çıktık. Daha sonra Cardiff'e geldiğimizde bölüm başkanının kapısını çaldı.
Ben müracaatımı gönderdim, henüz cevap gelmedi ama ben geldim. Bu okulda eğitim görmek isterim dedi. Bölüm başkanı kabulünü verdi ve o şekilde aman çok başladı güzel. Master yapmaya. Evet. Şimdi emek o kadar kıymetli bir şey ki, hele de aşka emek, evet, sevgiye emek. Yani ne kadar kıymetli bir örnek. Çünkü günümüzde ilişkiyle aşk çok karıştırılıyor. Aşk uğruna fedakarlık yapıldığında, emek verildiğinde, evet, ne kadar kıymetli. Koşulsuz sevmek çok güzel. Çok güzel, hanım, koşulsuz sevmek. Peki kardeş orada, erkek arkadaş orada, evet, üçüncü sınıftan sonra nasıl geçti? Üçüncü sınıf hukuk eğitimi çok ağırdı. Tam üçüncü sınıfıma denk geldiler ama çok keyifliydi Dilek Hanım. Ben tabii çok disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ettim. Yemeklerimizi beraber yedik, birbirimize destek olduk. Ve 3 ay sonra ben eşimle Kıbrıs'a gelip sözlendim. Dönürcülük oldu. Aman çok güzel. Evet. Kendisi bana evlenme teklif etti. O evlilik teklifi özel bir şey miydi? Özel bir seremoni pat diye. Dilek Hanım o dönemlerde bu kadar özel hazırlıklar, teklifler yoktu. O çok içten. Akıştan. Ben 19 yaşındayım, o 23 yaşında o zaman. Böyle bir bankta otururken ben seninle evlenmek istiyorum. En güzeli. Ben tabii çok sevdim, evet, ama nasıl olur diye düşündüm. Yaş 19. Ama ondan sonra yüreğime sordum, tamam dedim. Ah, ve biz yürek, eşimle sözlendik Aralık'ta. Peki geldiğinizde mi söylediniz ailelere? Ben telefon ettim. Önce eşim telefon etti, ailesine söyledi, destek çıktılar, tebrik ettiler. Daha sonra ben annemle babamı aradım. Babamın vereceği tepkiden değil de annemin vereceği tepkiden biraz çekindim açıkçası. Bizim evdeki otorite figürümüz annemdir. Babam hep daha yumuşak taraftır. Önce babama söyledim, telefonumu açtı. Baba dedim, Kaan bana evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. Tebrik ediyorum babam dedi. Sen bugüne kadar bizi üzecek hiçbir karar ne vermedin. Güzel. Bu kararı verdiysen birbirinizi sevip saydığınıza eminim. Bize düşen destek olmaktır. Peki anne? Annem konuşamadı bir müddet. Çok. Ya şimdi benim de bir tane kızım var. 19 yaş böyle pat diye gelse şimdi konuşacağız. Sizin de kızlar var. Bir anne için kolay değil. Değil, kesinlikle. Peki biraz konuşamadı. Eksim sonra bir tepki vermedi. Olur da demedi. Birkaç ay boyunca da Taki Kıbrıs'a gelene kadar bu konuyu hiç açmadı. Kaan'a selam iletti ama daha fazla bir samimiyet kurmadı. Zamana ihtiyacı vardı. Daha sonra Kıbrıs'a geldiğimizde eşimle tanışma fırsatı oldu. Annemin. Eminim. Çünkü her şey çok hızlı geliştiği için eminim aile de birbirini tanımıyordu. Sevdi. Çok sevdi hem de ve halen daha da çok güzel anlaşırlar. Şahane. Peki çok erkek kardeş bir abi kazandı bir yandan da değil mi? Evet. O kadar ortak bir yaşam var ki ama orada. Ama İlkan'da ona da beni paylaşmak biraz zor geldi. Ama süre içerisinde her şey yoluna girdi. O paylaşma kısmı. Yani sevginin paylaşılması hakikaten paylaşılmaz olmak da bazen güzel oluyor. Ama kısa sürmesi kaydıyla. Sevilmek güzel. Kısa süre. Evet. Sonra nişanlı olarak döndünüz tekrar. Söz yaptık. Daha sonra İngiltere'ye tekrar döndük. Yaz tatilinde geldiğimizde nişan törenimiz oldu. Ve ondan sonra 3,5 yıl nişanlı kaldık. 2008 yılında da evlendik. Peki onun master'ı bitti. Sizin okul? Eşim beni beklerken 2 master yaptı. Aman Allah'ım. Çünkü benim 3. yılım bitti, 4. yılım bitti ve 1 yılda master yaptım. Aman çok güzel. Evet. Bütün bunlar bitti. Evet. Sonra, şimdi kısacık bir araya gidiyoruz. Hayat yolculuğu devam edecek. Değerli izleyenler, güzel bir kahve, çay ne hazırlıyorsanız. O kadar kısa ki aramız. Sakın bir yere ayrılmayın.
Evet efendim, ekranları karşısına yeni geçenler için Sahici Sohbetler'de bu haftaki konuğumuzu bir kez daha anons etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, avukat sevgili Berna Çelik, Doğru Yol konuğumuz. Ve onun hayatında keyifli, onun o sakin, keyifli anlatımıyla da yolculuğumuz devam ediyor. Evet, aşkına iki tane master yaptırttı Berna Çelik. Ve döndü Doğru Yol olmaya doğru bir adımımız başlıyor. Evet. O süreci konuşalım şimdi. 2007 yılında adaya döndük Dilek Hanım. Ben Lefkoşa'da staj yapmaya başladım. Eşim Yakın Doğu Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. Akademisyenliği mi seçti? Evet. Bu kadar master yaptırırsanız doğru yol. Ailemizde herkes akademisyen. Ne güzel. Dilek Hanım, babam, ne erkek güzel. Kardeşim, ben, eşim. Sonra akademisyenlik başladı. Sizin staj başladı. Evet. Stajımı tamamladıktan sonra 2 yıl Girne'de çalıştım. Conveyancing öğrenebileceğim bir hukuk bürosunda. Yabancılara yatırım danışmanlığı yapmayı öğrendim. Taşınmaz mal üzerine. Çok da severek yaptım. Oradaki 2 yıllık çalışmışlığım da çok keyifliydi. Çok güzel şeyler öğrendim. Tabii bu süre zarfında evlendik eşimle 2008 yılında. Mausa'da aile apartmanımız var. Çelik apartmanı. Ben zemin kattayım. Erkek kardeşim ailesiyle orta katta. Annem babam en üst katta. Ay, biz beraber yaşarız. Ay maşallah, ne güzel. Evet. Ne güzel. Birlikte olmak bize güç verir. Ne destek güzel. Verir. O yüzden memnunuz halimizden. Bir şey soracağım. O kadar yumuşak bir kadın var ki karşımda. Siz hiç kavga ettiniz mi? Dilek Hanım, ben çok toleranslı bir insanım. İnsanları severim, anlamaya çalışırım, yargılamam. Herkesin bir türlü hali, bir türlü derdi olabilir. Ama saygısızlığı kabul etmem. Peki orada nasıl bir Berna Çelik Doğru Yol çıkıyor ortaya? Uslubu keskin ve kısa. Kısa. Ama bağıran veya kötü söz söyleyen biri değil. Çok net mesaj veririm. Usluplu diliyle dövenler vardır. Evet. Ama usluplu'dur. Evet. Ben hep şey derim, birine sen ne kadar salaksın demek çok kolay. Evet. Ama sen bu salaklığı yapmayacak kadar akıllısın demek çok tercih ettiğim bir diyalog sistemidir. O yüzden ben de kavgayı, tartışmayı hakikaten sevmiyorum. Ama suistimal, saygısızlık, bir de had bilmemezlik. Yani çok okurum, çok yazarım ama en çok haddimi bilmeyi severim. Çok dilerim en iyi yetişen gençlikte çok okusun, çok yaksın ama haddini bile bile yürüsün. Had bilinmeyince biraz can sıkıcı örnekler görebiliyor insan. Evet. Ama biz şimdi çok yumuşak akıyoruz. Evlendik ve çocuk ne zaman geldi? 2012 yılında ilk kızımı Azra dünyaya geldi. Evet. O nasıl bir duyguydu? Çok güzeldi Dilek Hanım ama çok gençtim tabii. 26 yaşındaydım anne olduğumda. Hı hı. Çok güzel bir duyguydu. Onunla beraber ben de tekrar yaşadım diyebilirim. Sonra ikinci kızım dünyaya geldi. Ama bir dakika. Şimdi ilk çocuk doğdu. Evet. Anne var, evet. Anneanne var. Evet. Ne büyük şans. Kesinlikle. Ne büyük şans. Kesinlikle. Yani bu insana Allah'ın bir lütfu değerli izleyenler. Böyle çocuk sahibi olmak çok kıymetli. Gözüm arkada kalmadı hiç Dilek Hanım. Ya. Bırakıp giderken. Kim baktı? Annem. İşte bakın. Annem tarih baktı. Tekerrürden ibaretmiş. Evet. Tabii o dönem ben kendi hukuk büromu kurmuştum artık. Kendi ofisimde çalışmaktaydım. Ama gözüm arkada kalmadı hiç. Ne güzel. Şimdi tabii izleyiciler Pamuk Prenses gibi geçmiş bir hayat dinliyorlar. Çok da güzel. Ama hayat bazen sen plan yaparken başına gelenlerdir. Evet, aynen öyleymiş. Arada çok detaya girmeyeceğim. Ama şimdilerde çaresi kolay olan bir rahatsızlık geldi başınıza. Üstelik de ilerlemiş bir şekilde geldi. Bunu ben sohbetimizden biliyorum. O ilk andaki duyguyu alabilir miyim? Dilek Hanım, ben o dönem İngiltere'de doktora yapmaktayım. Birinci jüriye geçtim. Bir ağrı hissettim. Daha sonra Kıbrıs'a yaz tatiline geldik. Muayene yaptırdım, ultrasound yaptırdım. Ve orada ortaya çıktı ki kötü huylu bir oluşum var. Alınması gerekir. Tabii o gün uçağım var.
İngiltere'ye dönmek için. 28 Ağustos 2015 öğlen 1. Ya. Saat 4'te uçağım kalkar Larnaca Havaalanı'ndan. Ben eşimle, kızımla uçağa binip Manchester'daki evimize gittim. Daha sonra, 2 gün sonra detaylı raporlar elime ulaştı. Tabii orada kansersiniz yazmaz. Multikalsifikasyon geçer, kireçlenme görüldü. Tabii ameliyat olmadan da ne olduğunu kimse size söyleyemez. 30 yaşındayım. Ve Azra 3 yaşında. Ve orada bir hayat var, eğitim var, sorumluluklar var. Eşim orada. Ben internette araştırınca anladım ne olduğunu. Ailemiz de var. Benim iki halam da meme kanseri geçirdi. Ve babaannem kanserden rahmetli oldu. Amcamı kanserden kaybettik. Ruhları şad olsun. Amin. Ömürleri sizlerin olsun. Kıbrıs'a geldim. Babamı aradım. İlk uçakla geleyim. Bana bulabileceğin en iyi cerrahı bul dedim. İstanbul'da. Çünkü bunun alınması gerekir. Tabii çok farkında değildim ben Dilek Hanım nasıl bir süreç beni bekler. Çünkü yani gençlik yıllarımdan sonra birebir bu tarz bir şey yaşayan kimseye şahit olmadım. Biliyorum çocukluğumda halamların verdiği mücadeleyi, hayattadırlar, başarılıdırlar, atlattılar, çok sağlıklıdırlar, yıllar geçmiş üzerinden ama ben şahitlik etmedim. Bir gün içerisinde toplandık, Kıbrıs'a geldik. İlk uçakla İstanbul'a gittim. Orada başarılı bir ameliyat geçirdim. Ve orada ayıldıktan sonra öğrendim ki kötü huylu bir kanser oluşumu memede. Ve tedavi görmem gerekir. Ama bana önerebilecekleri bir onkolog yok. Çünkü genetik mutasyon olduğu zaman triple negatif diye geçer. O dönem nasıl tedavi edeceklerini bilmiyorlar. Sonra ne oldu? Ben bir saat bana süre vermelerini istedim. Herkesi odadan dışarıya çıkardım. Annem ilk çıkmak istemedi ama çık dedim. Düşünmek zorundayım. Bu problem ortadadır. Önce bu problemi hazmetmeliyim. Daha sonra da var gücümle nasıl çözerim? Muhteşem. Onu düşünmeliyim. Muhteşem. Bir saat düşündüm Dilek Hanım. Bu da Allah'tan gelen bir şey. Bu da bir sınav. İçimdeki en iyiyi çıkarmak için sınanacağım ve zorlanacağım. Başarmak için var gücümle mücadele edeceğim. Ve yine bu şekilde tepkisiz durdum. O bir saat farklı bir sonunda. Farklı birilerine yoktu orada da Dilek Hanım. Ben daha sonra tabii Kıbrıs'a geldim. Kıbrıs'ta onkoloji merkezine Burhan Nalbantoğlu'nda gittim. Orada güzel bir deneyimim yok. Çok detaya girmek istemiyorum. Evet. Belki bir dahaki programa. Evet, yok yaraları deşmeyelim. Ondan burada sonra da bir başarı öyküsü var çünkü. Ben onu konuşalım. İstanbul'a gittim. İstanbul'da en iyi bilinen onkoloji profesörlerinden biriyle bana randevu ayarladılar. Gittim. Eğer yanlışım yoksa Memorial'deydi o bu profesör bey. Gittim karşısına oturdum. Benim dedim böyle bir tespit yapıldı bana. Bu tür. Standart protokollerimiz vardır dedi. Size standart protokol uygulayacağız. Kızdım tabii ben orada. Ben biliyorum bunun bir genetik mutasyon olabileceğini internetten okumuşum. Farklı bir tür olduğunu biliyorum. Araştırmacı bir karakterim var. Ben dedim kabul etmiyorum sizin uygulayacağınız standart tedaviyi. Bu tedaviden ben sonuç alamam. Ve orada ufak bir tartışma yaşadık. Ben oradan ayrıldım. Oradaki sonra tedaviyi de reddettim. Sonra? Daha sonra ben oradan çıktığımda telefonum çaldı. Manchester'de yaşayan dayım benim için çok değerlidir. O aradı. Bana dedi ki Berna'cığım burada İngiltere genelinde en iyi onkolog kimse. Ben sana randevuyu ayarlayacağım. Sen buraya geleceksin. Tedavi burada olacak. O an bir çare geldi önüme. İşte Dilek mucizeler Hanım. Böyle ansızın geliyor. Kesinlikle ve ben ilk uçağa atladım. Christie Kliniğe gittim Manchester'de. Meğersem yaşadığım evden de 5 dakika uzakta. Her gün önünden geçtiğim bir merkez. Orada çok iyi bir doktorla tanıştım. Çok da memnun kaldım.
çok güzel bir tedavi uyguladı bana. Tabii çok zor bir tedaviydi ama ilaçlar işe yaradı. Meğersem ne kadar şanslıyım. Ben oraya gittiğim zaman Eylül sonuydu. Mayıs ayında bir araştırma tamamlamışlar. Ay çok güzel. Ve tedavisini bulmuşlar. İnanç ve güç. Ve ben o ilaçlarla burada Kıbrıs'ta tedavimi aldım. Daha sonra kemoterapi sonrasında radyoterapiyi İngiltere'de aldım. Bilateral mastektomi reconstruction yapıldı. Bereceği bir genetik mutasyondu bu Dilek Hanım. Ve Eylül'de gidildiğinde Mayıs'ta çıkmış bir onaylanmış tedaviye tabi olup şifa bulmak. Bu işte benim şansımdı. İnsanın yaşayacak günü varsa eğer, yiyecek yemeği, içecek suyu hiç kimse önüne geçemez. Bu bir sınanmaydı, sınavdı. Başarıyla verdim. Bana çok şey kattı. Şöyle bir vurayım ama şu anda ben hiçbir programlı girmem. Güçlü kadınlar için yazdığım bir şiir var. Onu paylaşmayı çok isterim. Memnun olurum. İthaf ederek paylaşmayı. Çünkü kadife elbise içerisinde demir gibi güçlü bir kadın var karşımda. İftihar et babacığım. Masal gibi başladı hayatım. Küçük prensesiydim sevgili babamın. Hekim kılığındaki prens sandığım. Erken getirdik sonunu bu keyifli masalın. Rapunzel'in kül kedisi misali değişmişti hayatım. Ama ben kül kedisiyken bile prenses kalmayı başardım. İftihar et babacığım. İki masal, bir hayat. Yetişir mi kızına? Azat ettim kendimi yeni masallarıma. Shakespeare'in sonelerinde sevgi ararken kurtlarla dalaştım. Kuzu kaldım. İftihar et babacığım. Bazen Homeros'un İlyadasıydım. Erkekler dünyasında bir başına kadındım. Erkek çoktu da çoğu zaman adam gibi bir ben kaldım. İftihar et babacığım. Zaman zaman Tolstoy'un Anna Karenina'sıydım. Vicdanımı kale yapıp özgürlüğümü kuşattım. İftihar et babacığım. Bazıları sıcak sever bilirim. Ben sıcağı hiç sevmedim. Har içinde bile hep serindim. İftihar et babacığım. Önceleri babasının prenses kızıydım. Sonra Avrupa kadınıydım. Şimdi dünya insanıyım. O kadar çok ki dünyadan ödül olarak aldıklarım. Ama ben en büyük ödülü hep senin aferinin saydım. İftihar et babacığım. Diye ne kadar geldi. Güzel. Dilek Hanım çok güzel. Diye teşekkür geldi. Ederim. Böyle ezberimde bu kadarı var. Bu kadarıyla da paylaşayım istedim. Çok memnun oldum. Çok çok böyle heyecan verdi bu güçlü kadın. Teşekkür evet, ederim. Sonrasındaki farkındalıklarla yeni Berna Çelik doğru yol nasıldı? Bu büyük mücadeleden sonrasında sonra. Sonrasında Dilek Hanım 5 yılda 5 büyük ameliyat geçirdim. Bir doğum yaptım ve doktora bitirdim. Doğumu konuşalım. Konuşalım. Doğumu konuşalım. Konuşmanın başında size tarih vurguladım. Evet. 28 Aralık saat 1'de 2015'te bana teşhis konulan hastanede 4 yıl sonra aynı saatte ve aynı günde kızım, ikinci kızım Miracle'ın mirası hayata geldi. Ve mucize de benim tüylerimi diken diken etti. Evet. Ah, o da bir mükafat oldu. Mükafat. Yani sınavın başladığı yerde ödül de geldi. Evet. Sanki sınavı başarıyla atlatanın teşekkürü, hayata teşekkür, kesinlikle. Hayattan teşekkür geldi. Evet. Neydi o bebek kucağı? O bambaşka bir duygu. Şimdi ilk doğum küçücüktük, 26 yaşındaydık ama... İlk kızım beni hayatta tuttu. Bana güç verdi. Onun misyonu da o. Evet, kesinlikle. İkinci kızım da sanki ödülü oldu diye hissederim. Ya. Peki, bebek de doğdu, evet. Hayat devam ediyor. Evet. Geride de bolca travmamız var ama... Aslında yok Dilek Hanım, kabul ettim ve memnunum yaşadıklarımdan. Onu Şimdiki ben o yaptı zaman. Beni. Onu konuşalım o zaman. Tevekkül var. Var. Kabulleniş var. Var. Vazgeçmeme var. Asla. Direnç var. Evet. Ama akışta kalıyorsunuz. Kesinlikle. Yani hayatın tılsımı.
Ve bu hastalık da bu tılsımı yaşatarak ödül olmuş. Kesinlikle farkındalığımı uyandırdı. Ya muazzam. Çok etkilendim. Hayat nasıl devam etti ondan sonra? Bebek geldi. Yine anne bebeğe bakıyor. Annem bakar Dilek Hanım. Yardımımız Peki. var ama kızımla birebir annem ilgilenir. Hı hı. Tabii ben bu arada son 4 yıldır Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İngilizce Hukuk Fakültesi'nde ders verdim. Toplam 8 ders verdim hı hı. yılda. Son 9 derse çıktı. Keyifliydi bildiklerimi aktarmak, paylaşmak. Çok güzel şeyler kattı o da bana. Ne Harikulade. Kadar çok bildiğimi ve aynı zamanda bilmediğimi fark ettim öğretirken. En kıymetlisi bu öğretirken öğrenmek. Evet. Zaten öğrenme bittiği gün öleceğiz efendim. Onun için her gece bugün ben ne öğrendim diye yatmakta çok fayda var. Evet, akademisyen ve kendi hukuk büromda devam kızı. Ettim Dilek Hanım. Yabancılara yatırım danışmanlığı yaptım. 3-4 yıl boyunca özellikle Rusça konuşulan ülkelerde seminerler verdim. Hı hı. Yabancı yatırımcılara Kuzey Kıbrıs'ı tanıtmaya çalıştım. Yatırım çekmeye, güvenli yatırım yapmalarına. Başarılı da oldum. Peki yabancılar geldiğinde siz burayı tanıtırken algılardaki değişimi nasıl gözlediniz? Dilek Hanım, bizim gelişmiş bir ülkeden bir farkımız olmadığını gördüler. Şahane. Medeni bir toplum olduğumuzu gördüler. İki katı şahane. Çünkü tanıtmak o kadar kıymetli bir şey. Ben daha önceki programlarda da çok söyledim. Tanıtmak için tanınmak gerekmiyor. Kesinlikle. İşte bütün bu fırsatlar, her bir bireyin attığı, sizin danışman olarak attığınız adımlar, pekiştirecek diğer adımlarla tanınmak çok da mümkün. Evet. Tanınmak değil, tanıtmak. Tanıtmak çok önemli. Çok da mümkün. Kaç deneyim yaşadınız bu anlamda? 2 aya bir yurt dışı seyahatlerim oldu son 2-3 yıl içerisinde Dilek Hanım. Hı hı. Çok sık seyahatler oldu. Ve verimli de oldu. Geri o seyahatlerin geri dönüş oldu mu? Oldu. Harikulade. Çok miktarda geri dönüş oldu. Harikulade. Şimdi iş hayatını finalde son bölümü konuşacağım tamam. ama aile düzeninde iş akışını anladım. Hı hı. Nasıl bir hayat sürüyorsunuz? Nelerden zevk alıyorsunuz? Ben araştırmayı çok severim hı hı. Dilek Hanım. Biyografi izlemeyi çok severim. Dokümenteri severim. Tarihi okumayı severim. Dostlarımız var. Onlarla vakit geçirmeyi severim. Ama en çok da eşim ve kızlarla vakit geçirmeyi severim. Ne yapıyorsunuz beraberken? Oyunlarınız var mı? Evde beraber oturup sohbet etmeyi çok severiz. Hı hı. Yaş grubunun ne olduğu önemli değil. Hı hı. Ama dördümüz bir arada mutlaka vakit geçirip paylaşım yapmayı hı hı. teşvik ederim. Ve çok da zevk alırız bundan. Beraber yatağa yatır televizyon izleriz. Hı hı. Veya küçük kızın Miroş'un peşinde oyunlar oynarız. Kahvaltıya gitmeyi çok severiz. Özellikle hafta sonları. Bu şekilde. Sade yalın ama dolu dolu bir evet. hayat. Ebeveynler üst katta, evet. kardeş orta katta, aile buluşmaları hemen nasıl hemen oluyor? Her gün bir araya geliriz kahve içmeye veya yemek yemeye. Günlük olayları mutlaka istişare ederiz. Sıkıntılarımızı paylaşırız. Hı hı. Fikir alışverişinde bulunuruz. Şimdi bu dinginliği görünce sizin hayatınız aile içinde zaten hep grup terapisi gibi geçiyor evet. zannı. Bu bazı şeylerin açılması da bu sayede kolay oldu herhalde. Çok doğru. İnsan mutluluğunu paylaştığında mutluluğu büyür. Acısını paylaştığında acısı azalır. Hı-hı. Yani bu grup terapileri çok kıymetli bir şey. Evet. Sonra bir gün otururken ansızın bir telefon geldi diye biliyorum. Evet. O telefonun geliş anını bir konuşalım mı? Evde eşimle çay içtiğimiz bir andı. Evet. Bana Cumhurbaşkanı sözcülüğü görevini tebliğ edildi. Kabul eder miyim diye. Hı hı. Şeref duyarım dedim. Hiçbir bilginiz, ön fikriniz, hiçbir şeyiniz yokken kesinlikle geldi yoktu, bu teklif Dilek değil Hanım. Mi? Ve ben görünmez olmayı severim. Hı hı. Kendi özel alanımı severim. Hı hı. Hiçbir zaman ön planda olup bilinmek istemedim. Hı hı. Bizim kapalı, dingin, hı hı. kendi halinde huzurlu bir hayatımız var. Ama eğer vatanıma katabileceğim deneyimim, tecrübem, bilgim, vizyonum varsa
bunu da yapmayı çok isterim. Bunu hep yürekten istedim ama hiçbir zaman dillendirmedim. Aa, çok güzel. Hı. Bunu istedim derken yürekten hizmet edilecek bir alan açılmasını istedim. Yürekten. Ay, çok Kıbrıs güzel. Türküne hizmet etmeyi çok istedim. Çok güzel. Tam niyet ekmeler bunlar. Evet. Çok. Peki adını koymadan eğer bir faydam dokunursa bilgimle, vizyonumla, eğitimimle, karakterimle bunu yapmayı gönülden diledim. Şu anda dinlediğim kadarıyla liyakat çok kıymetli bir şey. Evet. Liyakat esaslı atamalar da çok kıymetli bir şey. Evet, o liyakat esasına dayalı telefon geldi, teklif geldi, kabul edildi, telefon kapatıldı. Evet. Sonrasını merak ediyorum. Yine paylaşıldı aileyle. Dilek Hanım, o an ben kendime dedim ki yine her şey gibi hayatın akışında önüne bir paket geldi. Bunu almak gerekir. Şeref duydum, kabul ettim, mutlu oldum. Aile halkı nasıl değerli, ne gurur aile içinde. Bir de beklenen bir şey değil, talep edilen bir şey değil. Çok hoş. Eşime söyledim. Tabii full time bir iş olduğu söylendi bana. Hı-hı. Kendi işlerimden vazgeçilerek yapacağım bir işti. Bir an bile tereddüt etmedim. Eşimin gözlerine baktım. Ben sana tam desteğim dedi. Evden daha uzun vakitler ayrı kalacaksın ama merak etme, ben burada olacağım. Aa, ondan o desteği aldıktan sonra çok rahatladım. Harika. Daha sonra annem, babam, kardeşimle, gelinimizle paylaştım. Mini bir apartman toplantısı yaptık. Onlar da bana tam destek verdi. Yolumun açık olmasını diledi. Bu topluma faydamın dokunmasını diledi. Ne güzel. Ne güzel. Yani şimdi biz geçen programda sevgili Ferhat Atik'le konuştuk. O sofizm, yürekten isteme, yürekten konuşma, yüreğinin sesini dinleme. Bir de çok kıymetli bir cümle etti. Kusur arayan huzur bulamaz. Kesinlikle. Şimdi sizin hayat hikayenizi dinlerken, dinginliğinizi görünce tam da bunu, hayattaki tılsımlı anahtarları görüyorum. Huzur arıyorsunuz, kusur aramıyorsunuz. Kesinlikle. Niyet akıyor, ekmişsiniz. Bakın kaç tane niyet var. Küçüklükten tarih okunmaya başlanmış. Evet. Kıbrıs meselesi tarihle birlikte incelenmiş. Küçüksünüz o zaman. Evet. Ve bir akışta da gizli de bir niyet beslenmiş. Bir gün. Dilek Hanım, ben hukuk kütüphanesinde İngiltere'de eğitime başladığımda kendimi kitapları karıştırıp KKTC'nin uluslararası alandaki yerini keşfederken kendimi hatırlarım. Muhteşem. Bu içgüdüsel bir şeydi herhalde, bir meraktı. Hı hı. Çözme isteğiydi. Ve bu şans bana geldi. Ben de layıkıyla yapmak için kendime söz verdim. Umarım faydam dokunur. Harika. Karşımda çok iyi yetişmiş bir kadın görüyorum. Çok aydınlık bir kadın. Şöyle kameranıza bakarak. Çünkü rol model bu olmalı değerli izleyenler. Genç kızlarımız için kadının yıllardır ötekileştirildiği asırlardır bir dönem yaşanıyor. Ve maalesef 21. yüzyılda biz hala Kadınlar Günü kutluyoruz. Ben her Kadınlar Günü sayfamdan paylaşım yaparım. Bu bir farkındalık günüdür. Kadınlar Günümü kutlayarak beni rencide etmeyiniz diye. Yetmedi üstüne üstlük bir de kız çocukları günü kutluyoruz. Oysa ki kız çocuklarının şiddet, istismarına dikkat çekmek için kutlanılan günün sosyal medyada kız çocukları günü olarak onurlandırılmasını da şahsen kaygıyla izliyorum. Çünkü insanlık dindar dinsiz, kadın erkek, siyah beyaz değil, insan dediği gün, insan, hayvan, ağaç değil, can dediği gün kurtulacak. O yüzden de kız çocuklarımız için çok güzel bir rol modeli ağırlıyorum. Bir sesleniş rica edebilir miyim kameraya bakarak? Benim kendime edinmiş olduğum ders
hayatta başarısız olabilirsiniz. Fakat asla vazgeçmemelisiniz. Okusunlar. Kesinlikle. Okusunlar. Bilgi en değerli silahtır Dilek Hanım. Bir de şeyi istirham edeceğim. Eğer bizi izleyen genç kızlarımız, genç erkeklerimiz, yetişmekte olanlar varsa hayatta en kıymetli şey özgüven. Özgüvenin temeli de bilgi. Bilginin yanında da kendine baktığında memnun olduğun bir silüet. O yüzden kişinin kendine yaptığı yatırımı çok önemserim. İstirham ediyorum sevgili gençler, özgüveniniz tam olsun. Bunu egonuzla karıştırmayınız. Egomuz iyi ki var. Ego olmasa bizler birer hayvan olarak yaşam sürdürürdük. Ego bizi insan yapan unsur. Ama kontrol edemediğimizde çok tahrip ediyor bizi. Sırası geldi. Küçük bir seslenmek istedim. Lütfen özgüveniniz tam olması için bilginize ve kendinize çok fazla yatırım yapınız. Bundan sonrası için neler var hayat planlarında? Dilek Hanım, önce sağlık. Önce sağlık. Her şeyin temeli sağlık. Onun dışında da bıkmadan, kendimi yenileyerek öğrenmeye devam edeceğim. Çok kafama takıldı. Bir şey sormam lazım. Çünkü biraz da enerji boyutunda, biraz felsefik boyutta da konuşuyoruz. Genetik hastalık bir gün benim başıma gelir mi diye korkunuz var mıydı? Hiç. Hiç olmamasına rağmen rüyamda geldi. Rüyamda görsem asla inanmazdım. Bu ilginç. Evet. Yani bizim bir DNA profesörümüz var biliyorsunuz. Buradan Dubai'ye selam olsun. Profesör Doktor Erol Baysal. Hı hı. Onun anlattıklarıyla çok örtüşen bir tablo dinledim şu anda. Ama Kıbrıs'ta çok yaygındır, evet. Dilek Hanım. Fakat henüz farkındalık geliştirilmedi. Hı hı. O kadar kolay ki tedbir almak. Bir kan testi yaparsınız. Ailenizde bir geçmiş varsa o yönde bir tarama yapılır. Eğer yatkınlık varsa tedbir alınır. Tedbir alınır. Angelina Jolie de yansımıştı tabii, medyaya bir 4-5 sene önce. Tabii. Aynı şekilde onda da BRCA bir genetik mutasyondu. Bende de aynı şekildeydi. Birçok insanda olabilir. Bilmeyebilirler. En güzeli bir testle, varsa eğer böyle bir mutasyon, bilmek ve tedbir almak. Tabii ki çok kıymetli bir örnek verdiniz. Farkındalık yaratmasını dilerim. Evet, zor bir yolculuk ama sonunda aydınlıkta, evet, bir hayat sunuluyor insana. Ben hiç saklamadım Dilek Hanım yaşadıklarımı. Hep konuştum, hep anlattım. Birkaç kişiye bile eğer bu farkındalığı verebildiysem ne mutlu bana. Çok güzel. Çok yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çünkü bazen hastalıklar da insana zahmetinden sonra çok büyük öğretilerle geliyor. Evet. Hayat sınavları dediğimiz sınav hiç bitmeyecek. Hı hı. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman bitmeyecek. Hayat çünkü herkesin payına düşeni, yaşadığı bir serüven. Ve bu serüvende de her öyküde ayrı ayrı hayatlar var. Evet. Ben şeyi hiç unutmam. Kış uygulamasına geçilirdi. Saatler bir saat geri alınırdı. Lise yıllarım. Okuldan yürüyerek eve dönerim. 4:30-5'e doğrudur. Hava kapkaranlıktır. Pencerelerde yanan ışıklar görürüm. Ta o yıllardan her bir pencereye bakardım. Şimdi o evde neler yaşanıyor acaba? Bu evin ne derdi var? Şimdi şu anda onlar ne yapıyorlar? Hayatım boyunca hayata ve insanlara hep bu gözle baktım. Çünkü insanlar, o kavanoz diye bir tabiriniz oldu ya, o kavanozun içerisinde hayat sadece kendimizden ibaret gibi algılamamalıyız efendim. Birazcık başka hayatlara, çok güzel bir şey söyledi, saklamadım, paylaştım. Yaralarınızı da paylaşınız. Paylaşacak hiç kimse yoksa sizi dinleyeceğine inandığınız herhangi biriyle paylaşınız. Hiç farkında olmadan bir tek derdin sizde olmayacağını anlayacaksınız. Benim bir duam vardır. Dermansız dert, tedavisiz hastalık, sırasız gidiş vermesin yaradan. Amin. Onun dışında her şey halloluyor.
Programı kapatmadan son söyleyeceğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim Dilek Hanım. Çok keyifli bir program oldu. Dost sohbeti oldu dost sizinle. Dost sohbeti, sadece sohbetler. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bir sahici sohbetlerde daha kameraları unuttuk ve bir programın daha sonuna geldik. Berna Çelik Doğru Yolu ağırlamak benim için çok keyifliydi. Birkaç aklımda kalan konuyu aktarmak isterim. Rol model olmak çok kıymetli. Anneannesine tekrar sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. 6 torun bakarken hep sevgi aşılamış, hoşgörü aşılamış, kıskançlık olmayan, dedikodu yapılmayan, kötü konuşulmayan ve yargılanmayan bir ortamda büyümüş. Yine hoş bir baba figürü anlattı. Sadece güvenerek yol aldıran. Baba bu kadar hoşgörü sahibiyken otoriteyle birlikte yağmur gibi sevgi akıtan bir anne figürü anlattı. Ebeveynlerin sanıyorum birinci görevi bu olmalı. Rol model olmak. Yapma, etme, onu öyle deme. Ya da hatasızmış gibi kendini sergileyerek ideali çocuklardan bekleme adına çok güzel örnekler anlattı. Benim çok etkilendiğim bir konu da Kıbrıs'taki yaşamı kavanoz içindeki yaşama benzetmesiydi. Ve Amerika deneyiminin onu ne kadar çok etkilediği, orada katıldığı bir seremoni adındaki eğlence zannettiği şeyin aslında bir grup terapisi olduğunu ve mutluluklar gibi acıların da paylaşılınca şifa olduğunu henüz daha lise 2'de öğrenen bir genç kadının farkındalığını anlattık. Tam da hayata dair farkındalıklar. Bir de benim yazılarımda da hayata bakışımda da bir niyet ekme diye bir çok inancım vardır. Hep niyet ekmiş farkında olmadan. Tarihi okuyarak, hukuku okuyarak, savunma adına, ülkesine haklarını savunma adına fark etmeden niyet ekmiş. İngiltere'de üniversitede okurken kütüphanede niyet ekmiş. Kıbrıs tarihini okuyarak ve ektiği niyet bir gün ona Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olma fırsatıyla geri gelmiş. Yol açıklığı, başarılar diliyorum. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın efendim.